Merhabalar, ben Ece Dincil. Her çarşamba ve cumartesi video yüklediğim kanalıma hoş geldiniz. Bugün makyajsız halimizi buradan buraya çekmenin pratik yöntemlerini öğreneceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Yıkama ve nemlendirme, cilt tonunu eşitlemek, ciltteki kızarıklıkları sakinleştirmek, cilde anında aydınlık bir görünüm vermek için çok iyi bir yöntem. Cildinizi çok sert olmayan bir yüz yıkama jeliyle yıkamaya özen gösterin. Cildinizi kurutmasın. Daha sonra da böyle aloe vera jeli gibi cildi sakinleştirmeye, yatıştırmaya yönelik ürünleriniz varsa onları üzerine uygulayabilirsiniz. Tabi haliyle ilk uyguladığınızda birazcık cildiniz kızarık kalacaktır. O yüzden azıcık bekleyip cildinizin sakinleştikten sonraki halinin daha aydınlık olduğunu görebilirsiniz. Dudak bakımı aslında pek çoğumuzun ihmal ettiği bir aşama. Sadece ölü deriden kurtulmak için değil, dudakları birazcık daha canlı bir renk vermek için de ideal. Yüz peelinginizle ya da toz şeker, zeytinyağı karışımıyla dudaklarınıza peeling yapabilirsiniz. Sonrasında da nemlendirmek için favori lip balmınızdan çok azıcık uygularsınız. Şimdi bilmiyorum, bu biraz renkli makyaja giriyor mu girmiyor mu, ama çok azıcık uygulayacağız yani. Hazır başlamışken kaşları da şekillendireceğiz. Çok basit bir taktik var. Kaşınızın başlangıcı burun hizanızdan, kaşınızın kavisi burun hizanızdan göz bebeğinizin yanından ve kaşınızın bitimi gözünüzün bitiminden burun hizanınıza denkleşecek şekilde ayarlanabilir. Alırken buna özen gösterebilirsiniz. Güzel bir referans olabilir. Tabii bu kaşları aldıktan sonra iş bitmiyor. Eğer benim gibi uzunsa kaşlarınız, gün içinde kendilerine has yeni şekiller yaratıyor olabilirler. Bunu engellemek için de sabundan faydalanıyoruz. Yarı opak olan sabunlardan olursa daha ideal olur. Kaş fırçamızı ıslatıyoruz, sabuna sürüyoruz ve kaşlarımızı uyguluyoruz. Kuruduktan sonra zam gibi yapışıyor. Gün boyunca hiçbir yere gitmiyor. Güvenebilirsiniz. Kıvrık kirpikler gözlerin daha açık ve uyanık görünmesine yardımcı olur. O yüzden kirpik kıvırcığınızı sadece maskara uyguladığınız zamanlarda kullanacağınız bir şey gibi düşünmeyin. Normal zamanda da faydalanabilirsiniz. Saçlarınıza verdiğiniz azıcık şekil bile makyajsızken kendinizi daha iyi hissetmeniz konusunda ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Dilerseniz saçlarınızı geceden sarıp yatabilirsiniz. Bununla ilgili bir tane Instagram videom vardı. Linkini aşağı bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yok Ece, ben sabahları duş alıyorum derseniz ucu fırçalı saç kurutma makinelerini tercih edebilirsiniz. Bunlardan bir tane edinebilirsiniz. Benimki Remington'ın. Sağa bastığınızda sağa dönüyor, sola bastığınızda sola dönüyor. Bu sayede saçınıza fön çekme hareketiyle saçınızı kurutabiliyorsunuz. Özellikle dalgalı ve düz saçlara çok yardımcı olacağını düşünüyorum, ama kıvırcık saçları kesmeyebilir. Yine de gördüğünüz gibi öncesi sonrası düz saçta bile bayağı fark ediyor. Hemen bir tık bakımlılık katıyor bence. Bu arada bu şekilde nasıl fön çektiğimi merak ediyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Ben de isteklerinize göre belki buna uygun bir Instagram videosu yaparım. Yorgun gözleri dinlendirmek için kaşıkları buzluğa atıyoruz. İki tane tatlı kaşığınızı buzlukta tutmayı ihmal etmeyin. Gözünüz şiştiği zamanlar, morardığı zamanlar, yorgun olduğu zamanlar hemen şöyle soğuk kaşıklarınızı göz kapağınıza tutabilirsiniz. Keşke tabii ben bu maddeyi kirpiklerimi kıvırdıktan sonra yapmasaydım. Muhtemelen hepsini yassılaştırdım. Ama siz kirpiklerinizi bundan sonra kıvırırsınız. Kısadan hisse. Evet, gördüğünüz gibi hala makyajsızlığım, hala sivilce izlerim, cilt kızarıklıklarım orada. Ama bu kadar basit adım bile benim makyajsızken kendimi daha güzel hissetmeme yardımcı oluyor. Fiziksel güzellik kısmını bitirdik. Gelelim bunu mental anlamda nasıl destekleyebileceğimize. Sizin için açıklama kutucuğuna kendi takip ettiğim birkaç beden olumlama Instagram hesabına ekliyorum. Biraz kurcalayıp kendi bedeniniz içinde rahat hissetmekle ilgili ilham alabilirsiniz. Sonuçta bu da komple pratik meselesi. Gözünüzü doğal alıştırmak için sevdiğiniz ünlülerin makyajsız fotoğraflarına bakabilirsiniz. Böylece cilt eşitsizliklerinin, biraz dağınık saçların ya da makyajsızlığın onların güzelliğinden bir şey götürmediğini görebilirsiniz. Eğer günlük hayatınızda tüm yüz makyaj kullanmaya alıştıysanız ürün sayısını yavaş yavaş azaltmayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem çevrenizdekilerin hem de sizin gözünüzün alışması için zaman kalmış olur.
Son olarak kendinize ve çevrenizdeki insanlara zaman tanıyın. Çünkü hepimiz sosyal medyada, normal medyada sürekli her yerde full makyajlı yüzler görmeye alıştığımız için güzellik standartlarımız yavaş yavaş o tarafa yükselebiliyor. Kendimiz de yapıyorsak eğer kendimizi de o şekilde tanımlamaya başlıyoruz. Makyaj yapmak kesinlikle kötü bir şey değil. Çok sevdiğim, çok eğlendiğim ve asla hayatımdan çıkartmayacağım bir şey. Ama böyle eğlenceli bir şeyi alıp hayatın olmazsa olmazı haline getirmeyi de sevmiyorum. O yüzden kendinize bol bol makyajsızken aynada bakın, çevrenizdeki insanları makyajsız görünümünüze ufak ufak alıştırın ve unutmayın, her halinizde güzelsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.